Bir de baktı ki üstad geliyordu. Üstadım üstadım dedi Tahir abi. Seyit Salih gelmiş. Tamam gelsin demiş. Gelince içeri girdik. Dedi Tahir'im maktubu getir bakalım dedi. Oku bakalım. Ben korktum. Bir gün evvel ben Cindirok'la bir de Mekta Gönger'le kavga etmiştim. Dedim tamam ona ben şikayet edersin. Dur bakalım ne olacak. Tamam usta dedi ki Tahir okumaya başladı. Mektupta diyor ki, ben de yolda arkamda geçiyordu. Mehdi gelirse biz ne yaparız? Mehdi'ye karşı vazifemiz nedir? Mehdi'nin vazifesi nedir? Falan diye yazıyordu yani şey. Yani biz ne yapabiliriz? Acaba ne yapabiliriz diye düşünürken beni ya ben kafamdan geçiyordum trende. O zaman üç ayları tutuyorduk. Geldi ki usta dedi ki, kardeşim dedi, sen oruçlusun ha? Evet efendim dedi. Tahir'i de oruçludur. Öyleyse eskiden Tahir'e çorbaya bir yumurta koyuyordu. Şimdi senin için de bir yumurta kırsınlar. Tamam, siz benim yanımda misafirsiniz bugün dedi. Üstad dedi. Sonra çorba geldi. Çorba şey dedi, bir iftar da oldu. Dedi ki, Üstad, Mehdi sürprizsiz gelecek. Hadis-i Şerif'te sahihtir bu. Fakat Mehdi'yi ben görmeyeceğim ama sen geleceksin dedi bana dedi. Böyle deyince, düşündüm kendi işimi. Nasıl olur ya? O görmeyecek, ben göreceğim. Ya karışma, sen, ben görmeyeceğim ama sen göreceksin dedi. Allah Allah, ustad diyor bana. Ondan sonra dedi ki, kardeşim dedi, Mehdi geldiği zaman Risale-i Nur'un kendine programı tahsil edecek ve Risale-i Nur'un programını tatbik edecek dedi. Aynen bunu söyledi.